Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane lezzette muhteşem bir köfteli katmer çörek hazırladım. Sonuç harika oldu. Yiyenlerden tam not aldı. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hadi buyurun nasıl yapmışım tarifimi hep beraber izleyelim. İlkten hamurumu yoğurarak tarifime başlıyorum. Yoğurma kabıma 4 su bardağı unu alıp hazırlamıştım. Şimdi de üzerine bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı toz şekeri ekleyip una dağılması için şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre standart su bardağı kullanıyorum. Hemen aklıma gelmişken söylemek isterim. Kuru maya yerine de bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Sonrasında unun ortasını açıp 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı süt ekleyip hamurumu kaşıkla önden biraz toparlıyorum. İlimle yoğururken de kolaylık olması açısından hamurumu böyle kaşıkla biraz toparladım. Şimdi de kaşığı çıkartıp elimle devam ediyorum. Hamuru elimi tamamen salıp özleşene kadar yoğuracağım. Hamurun kıvamı çok güzel oldu. Ne sert ne de yumuşak. Orta yumuşaklıkta çok güzel bir hamur oldu diyebilirim. Yani 4 su bardağı una, 1,5 su bardağı süt çok iyi geldi. Kesinlikle artı un ve süt eklemeyin arkadaşlar. Artık hamurumu toparlayıp üzerini temiz bir poşetle örtüyorum. Yaklaşık 35-40 dakika boyunca sıcak ortamda gelişip kabarmasını bekleyeceğim. Süresi dolunca kabaran hamurumu masaya alıyorum. Ve havasını alıp iki eşit parçaya bölüyorum. Sonra iki tane büyükçe beze yapıyorum. Bezemin bir tanesini kenara alıp diğerini merdane ile açmaya başlıyorum. Bu katmer çöreğinin yapımı da oldukça kolay. İlk defa yapacak olan arkadaşlar bile kolaylıkla hamurunu açıp yapabilirler. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum kısmına tarifim hakkında görüşlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hamurumu yaklaşık 40'a 60 santim ebatlarında açtım. Ve üzerine oda ısısında beklettiğim 100 gram tereyağının yarısını sürüyorum. Tereyağını mutlaka oda ısısında beklemiş olsun. Kolay sürmemiz için. Benim gibi hamurunu yoğurmadan ilkten yağı dolaptan çıkartırsanız gayet güzel yumuşuyor. Sizler de rahatlıkla sürebilirsiniz. Tereyağının üzerinin her tarafına sürünce uç kısmından tutup ortaya kadar katlıyorum. Sonra diğer ucunu da üzerine kapatıp düzeltince kenara alıyorum. Ardından diğer bezeme de aynı şekilde ve aynı boyutta açıyorum. Hamurumuzu benim gibi açarken çok az un serperseniz çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. İkinci bezemi de aynı şekilde açtım ve üzerine geri kalan tereyağını sürünce uç kısmına az önceki katladığım hamuru bırakıyorum. Sonrasında gene aynı katlama işlemini yapıyorum.
Gördüğünüz gibi böyle hazırlayınca temiz bir poşet arasına alıp dolaba kaldıracağım. İçinin yağı donması için 15-20 dakika boyunca bekleteceğim. Dolapta beklerken ben de köftesini hazırlamaya geçiyorum. Köftesi için 500 gram kıyma kullanıyorum. Ve üzerine bir diş sarımsak ve bir tane rendelediğim soğan ile baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak ben birer tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon, kekik ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Sonrasında güzelce harcımı yoğuruyorum. Baharatlar tamamen tercihinize kalmış. Sevdiğiniz baharat türlerinden kullanabilirsiniz. Köftemi yoğurunca ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp hazırlıyorum. Köftelerin tamamını yuvarlayıp hazırladım. Şimdi de artık şeklimizi verebiliriz. Köfteleri kenara alıyorum ve beklettiğim katlamayı poşetten çıkartıp biraz iki tarafına da un serpiyorum. Sonra böyle elimle çekiştirip biraz daha uzatıyorum. Bu şekilde düzeltince hamur aparatı ile 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Şimdi de kestiğim parçanın bir tanesini alıp hafif elimle uzatıyorum. Sonra ortasına hazırladığım köfteden bırakıp iki uç kısmını birleştiriyorum. Böylece son şeklini de vermiş oluyorum. Böyle tamamına şekil verip hazırlayınca pişireceğim borcama diziyorum. Borcamın kenarlarını yağladım ve ortasına da pişirme kağıdı serdim. Bu şekilde yerleştireceğim. Tamamını yerleştirip bitirince üzerini poşetle kapatıp 20 dakika boyunca tepsi mayası yapıyorum. 20 dakikanın sonunda son olarak bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt döktüm ve çırpınca çöreğimin üzerine sürüyorum. Artık çöreğimizi pişirebiliriz. 180 derece fırında 35 dakika boyunca pişiriyorum. Üzeri böyle kızarınca da çıkartıyorum. Evet, sıra geldi servis etmeye ve sizlere içini, dokusunu göstermeye. O kadar güzel bir kokusu var ki yemek için insan sabırsızlanıyor. Köftesi yumuşacık, çok güzel pişmiş. Katmerleri ise üzeri kıpır, içi pamuk gibi yumuşaklıkta. Ve ayrıca kat kat muhteşem görünümlü oldu. Umarım beğenirsiniz. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.